Ya kuşkusuz sadece Ahmet değil, Kürdistan'ın bir bütününe dönük ekolojik saldırıların önemli derecede politik bir altyapısı bulunmakta. Yani politik yanı bulunmakta, batıda şirketlerin rantı için madencilik faaliyetleri yürütülürken Kürdistan'da aynı zamanda özel savaşın bir sonucu, bir parçası olarak da Kürdistan'da doğa katliamı yapılmakta, işte maden faaliyetleri yürütülmekte. Aynı zamanda HES'ler, karakollar inşa edilmekte. Kürdistan'da özel savaşın bir parçası olarak yıkıcı bir şekilde bu faaliyetler sürdürülmekte. Kuşkusuz bunu sadece bir rantla izahatı da mümkün değil. Kürdistan'da yapılan bu katliamların, işte işletilen ve işletilmek istenen maden ocaklarının, yapılan HES'lerin, yapılan kalekolların, yapılan karakolların temel nedeni Kürdistan'da insanların temel yaşam alanlarını yok etmek. Kürdistan'da insanların temel geçim kaynakları hayvancılıktır, arıcılıktır, tarımsal faaliyetlerdir ve özellikle Kürdistan'da bu madencilik faaliyetleri, işte HES projeleri ve buna benzer doğa talanının talanı sonucunu doğuran bu faaliyetlerin temel amacı Kürdistan'da Kürt halkının tarihini, kültürünü, dilini ama aynı zamanda üretim ilişkilerine dönük bir saldırı olarak addedilebilir. Dolayısıyla Kürdistan'da yaşayan halkın temel geçim kaynaklarını yok etmek, doğasını yok etmek, yaşam alanlarında madencilik faaliyetlerini yürütmek aynı zamanda Kürdistan'da bir ekolojik kırıma da işaret eder. Kürdistan halkının tamamen yaşadığı alanlardan göç etmesini sağlayan, kendi tarihsel süreç içerisinde yani yüzyıllardır, nesiller boyunca yaşadığı bu alanlardan göç etmelerini sağlayan, aynı zamanda Kürtsüz, yurtsuz, insansız bir coğrafyayı hedefleyen faaliyetlerdir bu faaliyetler. Sadece rant faaliyetleriyle ilgili değil, nitekim Cudi'de, Gabar'da, Batman'da, Muş'ta, Ahmet'te birçok yerde bu faaliyetlerin yapıldığı yerler genelde halkımızın hayvancılıkla uğraştığı, tarımcılıkla uğraştığı, işte arıcılık faaliyetleri yürüttüğü alanlar. Dolayısıyla bu alanlar aynı zamanda şehirlerin birçok açıdan geçimini, daha doğrusu ihtiyaçlarını karşılayan temel alanlar. Dolayısıyla Kürdistan'da 90'lı yıllarda Kürt halkının köylerini, evlerini yakmak suretiyle Kürt halkının büyük kentlere göç edip büyük kentlerde işte asimile olmaları, dillerini, kültürlerini unutmaları sağlanırken, şimdilerde geride kalan, işte ya köylerde kalan Kürt halkının o yarım kalmış, tırnak içerisinde yarım kalmış göçertme politikasını tam olarak hayata geçirmek için de şimdi, yani Şırnak'tan tut Ahmet'e, işte Muş'tan tut Kürdistan'ın birçok yerinde Kürdistan'ın doğasını, ormanını, yaylalarını, doğal kaynaklarını yok etmek suretiyle bir faaliyet yürütülüyor. Bunun dediğim gibi sadece rantla izah edilebilir bir yanı yok. Ama aynı zamanda Kürtlerin tarihine yönelik bir saldırıdır, diline yönelik bir saldırıdır, kültürüne yönelik bir saldırıdır. İnsanların yaşam alanlarına, yani kadimden beri yaşadığı topraklardan göç etmesini sağlayan bir bilinçli, sistematik bir politikanın sonucu olarak bu faaliyetler yürütülür. Nitekim burası da şimdi işte büyük maden şirketlerinin göz diktiği. Bu şu an bulunduğumuz yer Hasan Dindağı. Burası aynı zamanda eteklerinde onlarca köyün mezranın olduğu, onlarca köyün yazın tamamen işte hayvanlarını getirdiği, burada konakladığı, arıcılık yaptığı bir mekan olma, bir yayla olmakla birlikte aynı zamanda bu yayla çok yüksek bir yer olması hasebiyle karın çok yağdı. O yağan karın toprağa süzülerek su kaynağına dönüştü ve bu su kaynaklarının da aynı zamanda Hasan Dindağı'nın eteklerinde bulunan onlarca köyün su kaynağı, su deposu olarak bilinir.
buraya yapılacak bir müdahalenin, bir madencilik faaliyetinin bu Hasan Din Dağı'nın bütün eteklerinde yaşayan bütün köylerin göç etmesini sağlayacak, tarımsal üretimden koparılmasını sağlayacak, kendi kültüründen, tarihi yaşam alanlarından kopartılmasını sağlayacak bir madencilik çalışması olacak. Dolayısıyla burada yapılacak bir madencilik faaliyeti o bahsettiğim köylerin temel su kaynaklarını tamamen zehirleyecek ve o bu eteklerde yaşayan bütün köylerin, bütün köy halkının suya erişimini engelleyecek, bahçelerini sulamalarını engelleyecek, hayvancılık faaliyetini bitirecek, arıcılık faaliyetini bitirecek bir madencilik çalışması. Dolayısıyla buradan şeyi yani bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siz bir şirketi zenginleştirmek adına buraya binlerce askeri bir şirketi zenginleştirmek adına yığıyorsunuz. Ama burada yaşayan binlerce halkın aç kalmasını, yoksul kalmasını, kendi doğal yaşam alanlarından göçertilmesini sağlıyorsunuz. Sadece bir şirketin kar etmesi uğruna. Dolayısıyla bütün Türkiye kamuoyuna da sesleniyoruz buradan. Burası yok edilirse aynı zamanda Kulp'un, burası Kulp'un aynı zamanda akciğeridir. Oksijen deposudur. Kulp'un temiz hava almasını sağlayan bir coğrafyadır. Biz Kulp'ta yapılan talanı geçmişte Kulp çayı üzerinde hemen Kulp'un yanı başında olan ve Kulp çayı üzerinde kurulan HES'lerin nasıl tahribatlara yol açtığını bütün Kulp halkı bilir. Eskiden binlerce, Kulp'ta yaşayan binlerce halk, Kulp'un etrafı, köyleri, köylerde yaşayan binlerce insan Kulp'un kenarında yeşil alanlarda kendi aileleriyle birlikte piknik yapmak için, nefes almak için Kulp çayının etrafına hafta sonları ve hafta içi fark etmiyor. Oralara kurulup nefes almak için, piknik yapmak için kuruluyorken, gidiyorken bugün o kulpun üzerine, Kulp çayının üzerine yapılan HES'lerden dolayı su akmaz oldu. Onlarca çeşit balık yaşıyor iken insanların büyük oranda geçimlerini sağlayacak alanlardan biri de o balıkçılık iken bugün tek bir balık yok o çayda. O çayın etrafına tek bir insan gidip piknik yapamaz durumda. İnsanların nefes alması için gerekli olan o çay bugün rant uğruna, talan uğruna peşkeş çekildi şirketlere ve o HES'lerden dolayı bugün sadece o çayda yaşayan canlılar değil ama aynı zamanda o çayın etrafındaki bütün canlılar da yok oldu ve kalanlar da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla Kulp halkı kendi doğasına, Kürdistan'da sadece Kulp değil kuşkusuz, Ahmet değil, bütün Kürdistan'da kendi doğasına yönelik bütün saldırıların nasıl bir sonuca evrileceğini, nasıl mağduriyetler yaratacağını Kürt halkı da çok iyi biliyor. Dolayısıyla biz buradan şu çağrıyı yapıyoruz. Onlarca köyün bulunduğu, onlarca köyün yaşadığı, yaşam alanı olduğu nesillerden beridir. Yaşadığı, geçindiği, nefes aldığı bu coğrafyadan göçertilmesini sağlayacak. Büyük metropollere göç etmesini sağlayıp aynı zamanda sokaklara düşmesini sağlayacak, uyuşturucu bataklığına düşmesini sağlayacak bu karara, bu politikaya karşı çıkacağımızı, buna izin vermeyeceğimizi bütün Türkiye kamuoyu bilsin, bütün Kürt halkı bilsin, bütün Kürt halkına, bütün Türkiye halkına çağrımızdır. Kürdistan'da yapılan doğa katliamına, yani Goderni çayından Şen yaylasındaki ormanlara kadar, Kulp barajından Hasan Din'de yapılmak istenen katliama, doğa katliamına kadar bütün Pasur halkı, bütün Diyarbakır halkı, bütün Kürt halkı ve bütün Türkiye halkının buna karşı duyarlı olmasını, hassas olmasını, buna karşı çıkmasını, buna karşı çıkmak için de sivil toplum örgütlerinin özellikle ekoloji çevrelerinin bir bütün olarak bu doğa kırımına karşı çıkması için herkesin bulunduğu yerden ve ama aynı zamanda bu doğa katliamının yapıldığı mekanın bizatihi kendisinden dönük bu doğa kırımına karşı mücadele etmesini, buradaki halkla dayanışma içerisinde olmasını istiyoruz, talep ediyoruz ve diyoruz ki biz doğamıza, yaylalarımıza,
geçmişimize, arılarımıza, anılarımıza sahip çıkacağız. Buraya hiçbir şirketin gelmesine izin vermeyeceğiz. Halkımızla birlikte buna karşı çıkacağız. Sonuna kadar karşı çıkacağız ve doğamızı koruyacağız. Bu alanları terk etmeyeceğiz. Merhamet yok! Cihana, cihana, merhamet yok! Eller kırılsın! Yürüyüşe devam! Hadi kırılsın!